Hoş geldiniz CNN Türkiye günün sonuna. Ben Semih Erşahin. Başlıyoruz ama önce manşetler. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bağdat'ın batısındaki El Esad hava üssünde Amerikan askerleriyle bir araya geldi. Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok diyor. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak üs olarak kullanırız ifadesini kullandı. Bu da dikkat çekti. Bakalım ayrıntılara. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da dillendirmişti. Rusya'ya gidecek. Buraya bir ziyaret gerçekleşmesi bekleniyor. O gideceğini açıkladığı heyetin takvimi netleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik heyetin cumartesi günü Rusya'da olacağını söyledi. Çelik, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin de yılbaşından sonra Ankara'ya geleceğini duyurdu. Ve devam edelim AB üssündeki hareketlilikle. İran Erbil ilindeki Harir hava üssünde bir hareketlilik görüntülendi. Amerikan askerleri Suriye'den çekiliyor. Bölgedeki yerel kaynaklara göre son haftalarda Harir üssünde yoğun bir hava hareketliliği görüntülendi. Suriye'de rejim güçlerinin Münbiç'in batısındaki Arima kasabasına girmesinin ardından bölgede şimdi gergin bir bekleyiş var. Özgür Suriye Ordusu Münbiç çevresindeki hazırlıklarını sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri de sevkiyatlarına devam ediyor. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı ve kameraman Hilmi Yaşa sıcak bölgedeki gelişmeleri görüntüledi. Şimdi siyasi partilerde yerel seçim gündemi elbette yoğun. CHP'de yerel seçim stratejisine ilişkin bir toplantı yapıldı. Toplantıda sağ ve muhafazakar seçmene seslenilmesi, CHP'nin ana seçim söyleminin de ekonomi olması görüşü öne çıktı. Şimdi karla kışla devam edeceğiz. Yurdun birçok kenti kar altında, yollar kapalı, sürücüler trafikte kaldı ve 14 ilde eğitime ara verildi. Kırşehir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı, şarampole devrildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Ve bugünkü resmi gazete ekonomik hayata yeni ayarlamalar getirdi. Yurt dışından gelen elektronik cihazlar için bandrol ücreti belli oldu. Ayçiçeği tohumu ithalatına sıfır gümrükle kontenjan açıldı. Tüketici hakem heyetine başvuru limitleri de yükseldi. ABD Başkanı Trump geri adım atmıyor. Piyasalara rağmen tehdidi yineledi. Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan o duvar konusunda talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını söyledi. Evet, günün sonunda ilk saati tamamlıyoruz. Bir ara verelim, saat başında buradayız. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Yeni saat başındayız. Günün sonuna devam ediyoruz. Ben Semih Erşahin. Neler yaşandı? Bakacağız hem Türkiye'de hem dünyada. Önce özetleri verelim. Ardından geçeceğiz onların ayrıntılarına, o manşetlerin. Şimdi Amerikan Başkanı'ndan gelen o sürpriz ziyaretle başlayalım. Trump Irak'a gitti. ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin orada konuştu. Erdoğan DAEŞ'i ve DAEŞ'tan kalan ne varsa bitirmek istediğini söyledi dedi. Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planı olmadığını da anlattı. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız diyor Başkan Trump. Ve Fırat Kalkan Harekatı bölgesine sevkiyat da devam ediyor. Çok sayıda askerin ve zırhlı aracın bulunduğu konvoy Suriye'deki üst bölgelerine doğru yolda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce açıklamıştı. Bir erteleme söz konusu ama bu ertelemenin de öyle ucu falan açık değil. Şimdi karla kışla devam edeceğiz ama önce İstanbul'a bakalım. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Tepesi'nde çocuklar karın keyfini çıkardı. Beylikdüzü'nde ise kar beklerken güneş açtı. Peki kar İstanbul'u tamamen terk etti mi? Sıcaklıklar artacak mı? Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Özgür Denizkaya ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberinde. Şimdi proje tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yıllık 100 milyon TL bir katkı sağlayacak. Bu sözler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ait. Türkiye'den gelen suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarım alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Su temini projesinin temel atma töreni de yapıldı. Kısa bir ara verdik, devam ediyoruz günün sonuna. Şu son günlerde Ankara ve İsrail arası gergin. Hafta sonu
İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye için işte Kıbrıs'ta işgalci ve Kürtlere zulmediyor demişti. Ardından İsrail Adalet Bakanı'nın YPG terör örgütüyle ilgili sözlerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den sert tepki var. Bosna Hersek'te anma töreni vardı. Protestoya dönüştü. Sırp polisi eylemcilere sert müdahalede bulundu. 21 yaşında bir genç gözaltında hayatını kaybetti. Ve bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Adana'da 20 yaşındaki kadın, iki çocuk annesi 20 yıllık eşi tarafından katledildi. Adıyaman'da iki kadın alışverişe gittikleri markette birden boks maçına başladı. Üstelik ikisi de sporcu falan değil. Peki ama neden? İzleyelim. Keyifliymiş hakikaten. Şimdi kar yurt genelinde etkisini gösteriyor. Şimdi sizi İzmir ve Karabük'teki o eşsiz kar manzaralarına götürelim. Gecenin sonunu tamamlıyoruz. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde burada olacağız. İyi geceler, hoşça kalın.